Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. 25 Ekim'de Akrep burcunda Güneş tutulması yaşadık. Bu ayda bir ay tutulması var. Dolayısıyla yılın önemli bir dönemi, tutulma mevsimindeyiz ve bu tutulmalar hayatımızda çok değiştirici, dönüştürücü olabilir kişisel ve toplumsal alanlarda. Ve önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek bir dönemdeyiz. Akrep burcundaki tutulmayla beraber 11. ev konularınız zaten sizin gündeminizde. Venüs, Merkür, Güneş ayın ilk yarısında hep Akrep burcunda olacak. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, işte ekip faaliyetleriniz, çalışmalarınız, projeleriniz, gelecekten beklentilerinizle ilgili daha kadersel etkiler altındasınız. Ve buralarda bazı yenilikler olabilir kuşkusuz. 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda Dolunay'la beraber tam ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları daha duygusal süreçlerimizle ilgilidir. Kendi içinde bir farkındalık verir, hayatımızda bir tamamlanma, bir dönüşüm sürecindeyiz, bir sonlanma sürecinde de olabiliriz tabii ki. Üstelik Uranüs'le birleşiyor bu tutulma. Yani sürprizlere, beklenmedik durumlara da hazır olmakta fayda var. Size güzel bir açıda, çünkü toprak burçlarımızı destekliyor. Su burçlarımız da destekliyor bu tutulma açı olarak. 5. evinizde olacak ki 5. ev de keyifli bir evdir aslında. İşte çocuklarınızla ilgilidir, aşk hayatınızla ilgilidir, yaratıcı sanatsal çalışmalarınız, sosyal yaşamınız, kişisel girişimleriniz, şansla ilgili yani kişisel mesela hani parasal kazançlarla ilgili mesela şansa ihtiyaç duyduğunuz alanlarda olabilecek hızlı gelişmeler olabilir. Boğa zaten parayı da yöneten bir burç. Yani hızlı parasal kazançlar da elde edebilirsiniz. Tabii riskler de olabilir. Çünkü işin içinde Satürn var. Uranüs var. Satürn para evinizde. Piyasalar, spekülatif piyasalar, borsa gibi yatırımlar falan. Buralarda kişisel haritanızın aldığı etkilere göre hani olumlu da olabilecek hızlı kazançlar, belki biraz hızlı kayıplar. Bunlar söz konusu olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarında 10-20 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tesirler sizin için çok daha önemli olabilir. Sürpriz bir aşk hayatınıza girebilir. Belki çocuklarla ilgili sürprizler var. Hamilelik, doğum gibi ya da çocuklarınızın hani hayatında olabilir bir şey. Çocuğunuz bir anda evlenmeye karar verebilir. İşte bir anda bir sınavı kazanabilir. Bununla ilgili de sürprizler söz konusu olabilir sevgili Oğlaklar. Ve enerji gezegenimiz Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda ama gerilemede olacak. Mars gerilemesi bu yılın yine en önemli tesirlerinden birisi. 13 Ocak'a kadar devam edecek. Sadece bu ayla sınırlı değil. 6. evinizde olacak bu Mars gerilemesi. Mars gerilerken enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü olabilir. Biraz böyle kararsızlıklar, belirsizlikler olabilir. İş ve mesleki konularınız, çalışmalarınız, öğrenciyseniz, eğitim hayatınız, işte günlük hayattaki rutinleriniz falan buraları etkiliyor. Biraz burada mesleki konularda gecikmeler, ertelemeler olabilir. İşte işle ilgili eğitimler, işle ilgili seyahatleriniz varsa hani beklenmedik durumlar, rötarlar, iptaller olabilir. Genel olarak mesleki konulara daha temkinli yaklaşmak lazım. Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili anlaşmazlıklar, sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sağlık sorunları ya da ki sizin kendi sağlığınızla ilgili problemler olabilir. Mars'ın özellikle açılarını takip ettiğimizde Kasım ayında dikkat etmemiz gereken bazı günler var. Bunlara da özellikle belirtmek istiyorum. 18, 19, 20 Kasım Mars burada Neptün'le kare açı yapacak. Bu zararlı olabilecek bir açı kalıbı. Yani biraz böyle belirsizlikler yaratabilir. İşte sağlık sorunları, bağışıklık sistemi problemleri, alerjiler, zehirlenmeler ve bunlara açık olabiliriz. Yani mutlaka siz yaşayacaksınız demiyorum. Yani mesela yanınızda çalışan bir kişi yaşayabilir. İşte evcil hayvanınız bir sorun yaşayabilir. Hizmet aldığınız bir kişi, işte bir komşunuz, akrabanız. Yani bu tarz durumlar ortaya çıkabilir. Ve yine ay sonunda 28, 29, 30 Kasım gibi Mars'la Merkür arasında bir karşıtlık var. Bu da iletişim sorunlarını arttırır. Kazalara, sakarlıklara daha açıktır. Önemli riskler almamak lazım. İşte önemli kararlar vermemek lazım bugünlerde özellikle.
Ve Güneş 22'sinden itibaren Yay burcuna geçecek. Onun öncesinde 15 ve 16 Kasım'da Venüs ve Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tabii bir enerji değişimi. Sizin 12. evinize doğru ilerleyecek gezegenler. Ayın ikinci yarısından itibaren biraz sanki sizin için daha inziva koşulları. Hani kendi iç dünyanıza dönme, yalnızlaşma eğilimi ya da herhangi bir konuda belki daha sakin, daha odaklanabileceğiniz bir ortam olabilir, çalışma ortamı. Yay aslında eğitim, kültürel konular, işte uluslararası, yurt dışı, yabancılarla ilgili konular, akademik çalışmalar, hukuksal işler ya da maneviyatla ilgili hani bazı çalışmalar olabilir. Buralara daha fazla odaklıyor sizi. Biraz kendinizle ilgilenebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz ya da çok fazla böyle ruhsal meditasyon, yoga gibi şeylere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 24 Kasım'da 1 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. İşte bu yeni ay tam bir 12. ev konularınızla ilgili bir yenilik getirebilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer değişken burçlarda İkizler, Yay, Balık, Başak burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz. Yani bir eğitime başlayabilirsiniz. İşte daha böyle bir ruhsal, size iyi gelecek manevi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bir terapi çalışması olabilir. Belki öğrencisiniz, bir tez hazırlıyorsunuz, bir böyle yarım kalmış bir işiniz var, ona odaklanabilirsiniz. Bunlarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter olacak ve Jüpiter ay boyunca da Balık burcunda, sevgili oğlaklar, 3. evinizde olacak. Jüpiter 24'ünden itibaren ileri harekete dönüyor ve artık Balık burcundaki son geçişleri bunlar. Önümüzdeki ay ortasından itibaren Balık burcundaki yolculuğunu tamamen bitirecek ve 12 yıl boyunca gelmeyecek. Bu ayda güzel açıları var. Jüpiter'den destek alabileceğimiz günler var. Biliyorsunuz Jüpiter şans gezegeni. Üstelik Balık burcunda oldukça da verimli, kısmetli ve 15-16 Kasım işte Akrep burcundaki Venüs'le Merkür'le güzel bir üçgen açı yapıyor Jüpiter. 21 Kasım'da Güneş'le yine güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Bu günleri de bu ayın ben şanslı günleri olarak belirledim. Bu günlerde mesela yapacağınız bir sorununuz var, bir arkadaşınızla bir şeyi tartışmanız, anlaşmanız lazım, değerlendirebilirsiniz. Ya da bir işle ilgili bir girişimde bulunacaksınız hayatınızda ya da bir işte bir organizasyon yapacaksınız. Bu şanslı günlerin enerjilerini de değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.